Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize beni konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için sabahın bu erken saatinde. Günaydın Rojbaş, Parelius, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, aklınıza ne geliyorsa işte. Siz nereden bana günaydın diyorsanız, aynı sıcaklıkla, aynı selamla ben de size günaydın diyorum. Sağ olun, var olun. Hani Sayın Başbakan diyor ya, selamlaşma başlatalım diye. Selamünaleyküm, aleykümselam deyince, Cenevre'ye de bonjour. Selamünaleyküm, aleykümselam deyince her şey düzelecekmiş gibi anlatılıyor bize. Şu aşağıda hemen kişi figürüne tıklıyoruz değil mi? Unutmuyorsunuz. Onu bir tıklayın, diğer arkadaşlar da gelsin. Hepimizin günaydın olsun. Çok aydınlık bir geceden devralmadık aslında sabaha öyle bakacak olursak. Günaydın. Çünkü dün gece Diyarbakır'da Hani'de jandarma merkezine bir saldırı yapıldı. Tam da dün konuşurken hatırlıyor musunuz? Bir izleyici burada bayağı bir bağırdı, faşistsin sen falan diye. Faşist Türk TC'nin yaptıklarına karşı bu eylemler normal değil midir falan gibi. Lojmanlardan çok sayıda yaralanan insan olduğu söyleniyor. Önce oraya bir geçmiş olsun diyelim. Bir askerin şehit olduğu söyleniyor. 27 askerin yaralı olduğu söyleniyor. Söyleniyor diyorum. Çünkü hemen soruşturma gerekçesiyle habere yayın yasağı getirildi. O yüzden bu saatten sonrasını bilemeyeceğiz. Oo, ne güzel. Avustralya'ya tabii ki onlar artık öğleden sonra. Neyse işte, yani bazıları öyle görüyor. Hepimizin başı sağ olsun. Haberin detayını öğrenemeyeceğiz. Haberin detayını öğrenemeyeceğiz çünkü yasak. Tam da biz bugün yalanları konuşmak üzere burada bir araya gelmişken aslında çok da iyi oldu bu. Üzerine denk geldi böyle bir yayın yasağı getirilmesi. Bu kadar büyük bir acı yaşamışken, bu kadar büyük bir acının oturulup tartışılması gerekirken biz bir yasak üzerinden yalanları konuşalım. Yani uyar valla, herhalde sizlere de uyacaktır. Çünkü öyle büyük yalanların etrafında dönüp duruyoruz ki bugün gazetelerde de göreceğiz. Mesela dün sabah biz oturup dalga geçerken bir yalancıyla, insanların gözünün içine baka 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 yalan söyleyen insanlarla, sen TSK 60 yaralı mı? Ben böyle bir şey duymadım. 60 yaralı mı dendi? Ben atlamışım o zaman. Yani buraya bakmadım çünkü. Yani sosyal medyayı kastederek söylüyorum. Öyle şeyler söyleniyor ki insanlar yalanı yeni keşfediyorlar. Dün Takvim Gazetesi'nden Mevlüt Yüksel'le ilgili, ki bu konuda hiç tevazumuz yok, benim de sizin de olmasın lütfen. Çünkü Mevlüt'ü ilk biz keşfettik. Biz üzerine uzun süredir çalışıyorduk zaten. Ama insanlar bir anda keşfettiler Mevlüt'ün söylediği yalanların üzerinden. Bir sorgulamaya başladılar. Yani göstererek yalan söylemenin ne olduğunu. Normalde bir şey anlatıp bir efsane uydurup, ki daha önce de söylemiştim, hani Orta Doğu'da efsane hep kurtarıcı bekleyen bir coğrafya olduğu için burası, efsanenin limitleri çok büyüktür. Hiç bitmez. Orta Doğu'nun masalı da bitmez, efsanesi de bitmez. Çünkü uydurur söylersiniz, arkadan birileri beklemeye başlar. Ama bu öyle değil. Göstere göstere. Bakın, bu adamlar beni rahatsız ediyor deyip adamlara yaslanıp adamların sallamadığını görünce iyice hırçınlaşıp yine sallamadıklarını gördükten sonra da bugün göreceğiz, gazetede tam sayfa haber yapmak ve çamur atmaya başlamakla devam eden bir iş. Ama sadece bu kadar değil. Bizim etrafımızı saran yalanlar bunlar değil ki. Öyle basit yalanlar, öyle basit, etrafı böyle kuşatılmış, gerçeklikle tamamen bağ kopartılmış, izole edilmiş, gerçeklikten tamamen kopartılıp insanların kucağına verilmiş yalanlardan bahsediyorum. Dün sosyal medya, bu yayınların temeli değil elbette ama göstergelerinden bir tanesi, artık saklanamayacağını, insanların bir şekilde saklanamayacağını, yalanın çok net şekilde görülebileceğini bir kez daha gözümüze soktu. Beşiktaş'ın stadı dün resmen açıldı diyebiliriz, bir maçla açıldı. Çünkü önceki günkü açılış resmi bir açılış değildi. Taraftar yoktu, kimse yoktu ortalıkta. Kendi kendilerine top çevirdiler, 10 tane pas yapıldı. 10 tane pas yapıldı. 10 pastan 6 tanesini başbakan ayağının altından kaçırdı zaten. Diğerlerinde de sadece takla atıldı. Hani Sayın Cumhurbaşkanım en rahat göğüste yumuşatılıp indirilebilecek pası ben atacağım çabasıyla bir paslaşma yapıldı ama o stad açılmamıştı. Dün stadın açılışı öncesinde ortada hiçbir şey yokken, fol yok, yumurta yokken taraftarın üzerine tazikli su ve gaz sıkıldı. Ama benim asıl bugün konuşacağım yalan bu değil. Bu değil. Çünkü bunu hep beraber gördük. O bahsettiğimiz sosyal medya var ya, takır takır o fotoğraflarla görüldü. Ama bu ülkenin
Şu anda iddia ediyorum en çok seyredilen haber kanalı CNN Türk'te spor haberlerinin içinde taraftar ne kadar mutlu denilerek paylaşıldı o görüntüler. Açın bakın. Taraftar ne kadar mutlu, herkes neşe içinde diye paylaşıldı. Küçücük çocuklar ağlarken, küçücük çocuklar ağlarken, herkesin gözlerinden yaşlar akarken mutluluk diye paylaşıldı bu. Biz büyük bir yalana inandırılmaya çalışılıyoruz. Neden biliyor musunuz? Sorgulamaya başladı çünkü insanlar. Sorgulamaya başladı. Sadece muhalif olanlar değil, iktidarın içinde, iktidara oy veren insanlar da sorgulamaya başladı. Çünkü çok net görülüyor, ortada bir takım yalanlar dönüyor. Bugün gazetelerde göreceğiz. Mesela bu yayında ilk kez size adını da vererek söylemiştim üstelik. Adını da vererek söylemiştim. Bir üniversitenin rektörü, özellikle o üniversite bu adam rektör olsun diye kurulmuştu. 100 bin lira maaş aldığından bahsediliyor mesela. 100 bin lira. Adamın aldığı maaş bizi hiç ilgilendirmiyor. Allah daha çok versin. Bana ne? Yani onu işe alan insan 100 de verir, 500 de verir. Hah, sevgili Yalçın katıldı yayına. Yalçın Karatepe. Yalçın'ı tanıyorsunuz. Periskop'tan onun da yayınlarını çok çok şık ekonomi anlatıyor. Yalçın'dan bir şey rica edeceğim. Yalçın eski Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanıdır. Yani ben çok mutluyum. Arkadaşlarım arasında dekan var, rektör var. Övünmek için söylemiyorum bunu. Sadece bu insanlara danışma şansım var diye söylüyorum. Sevgili Yalçın, bir rektör üniversitesinde, bağlı bulunduğu üniversitede ders verirken, ek ders verirken saati kaç liradan verir? Lütfen sen biliyorsundur bunu. Ne olur bizimle paylaş. Kabaca bir rakam. Net bir şey olmayabilir. Üniversitelere göre de değişebilir. Ama mesela Ankara Üniversitesi'nde bunun bedeli nedir? Sana danışalım. Bilen bir insana danışalım. Bu yayını izleyen akademisyenler varsa onlar da söyleyebilirler. 20 lira gibi değil mi? Bakın bu adam ne anlatıyor biliyor musun? Sağ ol Yalçın, çok teşekkür ediyorum. Bu adam ne anlatıyor biliyor musun? 100 bin lira maaş alıyordum ben. Ek dersle birlikte 110 bin lirayı buluyordu maaşım. 110 bin lira. O zaman şunu sormak hakkımız değil mi bizim? 10 bin liralık ne anlatıyordun? Hayatın sırrını mı veriyordun? Hayatın sırrını mı veriyordun sen 10 bin liraya? 20 liradan hesaplayacak olursak kaç saat ders vermesi gerekiyor? 500 değil mi? Kabaca bir hesapla. 500 saat. Biz yalanlarla kuşatıldık. Haberi yeri geldiğinde göstereceğim. Size ben çünkü isim vererek anlattım bu insanı. Tıpkı birazdan bahsedeceğim ismini vererek dalga geçtiğim. Kendisinin sonra çok bozuldu. Hatta sosyal medyaya haber olduğumuz, bir röportajda da sonuçlanan bir haber haline geldiğimiz kişi Hilal Kaplan gibi. Dün gördünüz mü siz? Sosyal medyada şöyle bir şey paylaşıldı. 24 televizyonundaki... Hani 24 televizyonunun niye kurulduğunu, nasıl yayın... Ha 21 gün, evet evet. Atakan Bey, 21 gün aralıksız ders anlatması gerekiyor. Ve maalesef 30 gün var bir ayda. Hani sizin gül hatırınız için birkaç ayda 31 gün oluyor. 10 bin lira ilk dersten kazanıyordum. Biz soracağız, sormaya devam edeceğiz. Peki o üniversitenin özelliği, ayrıcalığı neydi de bu insana 100 bin lira maaş artı 10 bin lira da ek ders ücreti verdiniz? Neden soruyoruz biliyor musunuz? Bir vakıf üniversitesinden bahsediyoruz ama kullandığı bütün tahsis edilen arsası, arazisi, öğretim üyeleriyle birlikte bu ülkenin eğitim sistemine yerleşmiş. Oranın rektörü takır takır bu devletin televizyonunda tek bilir kişi gibi yıllarca konuşturulan bir üniversiteden bahsediyoruz. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Benim programıma da çıkartmaya çalıştılar da o yüzden. Ben istemedim de o yüzden. Bu kadar da net söylüyorum size. Ama burada kalmayacak. Hilal Kaplan dün 24 televizyonunda çıkıp şunu anlattı. New York savcısı var biliyor musunuz? Bana mı söylüyorsunuz bunu, sen kimin önüne yatıyorsun? Yani bu soruya cevap vermek, hani kimseyi koruduğum kolladığım yok. Kamu üniversitesi rektörü bazıları döner sermaye payı altında 4 kat alıyor. 4 kat alıyor, 80 liradan yapsın. O zaman da ne ediyor? 6 gün aralıksız neredeyse ders vermesi gerekiyor. Yine olmuyor sevgili Yalçın. Yine olmuyor. Dedi ki New York savcısı Preet Bharara var ya, o bence Gezi olaylarında da onun parmağı var. Şimdi işin bir boyutu var. 4 ay önce bu yayında anlattığım için ve sonra kendisiyle baya birbirimize girdiğimiz için bir kez daha söyleyeyim. Çok ciddiye alınacak bir insan değil. Sonuçta bahsettiğimiz kişi İnönü meydan muharebelerini İsmet İnönü'nün soyadından dolayı o ismin verildiğini düşünen,
Çok zeki, gerçekten aşırı zeki bir insan. Şöyle bir soru sormuştu mesela. İnönü'yü koruyor mu devlet? İnönü diye bir savaş var. İnönü adı veriliyor. Ama mesela bir Fevzi Çakmak Savaşı, Kazım Karabekir Savaşı duymadık. Ben de bunun üzerine çok dalga geçmiştim kendisiyle. Ama anladım ki boşa çalışmışız. Çünkü dün çıkıp bir televizyonda bunu söyleyebildi. Bana mı diyorsunuz? Arkadaşım ona göre şut diyeceğim bak. Eğer öyleyse bir delikanlılık daha yap. Evet sana diyorum de. Deadpool ulan. Çıkıp bunu söylemesi çok ayıp değil. Çünkü o zekadan bu beklenir zaten. Ama bu insanlara hala bunları söyleyebilecek, anlatabilecek, yazabilecek mecra bırakılması. Onlara hala bir takım zeminler hazırlanabilmesi asıl utanç verici olan. Ve bizim bugün konuştuğumuz yalan bu işte. Beşiktaş'ta stadın önünde ağlayan insanları gösterip taraftar bakın ne kadar mutlu diyebilme şuursuzluğu. Ya da ekrana çıkıp New York savcısını gezi olayları sırasında Divan Oteli'nin önünde pizza dağıtmış gibi göstermek. Bütün bunların gelip bağlandığı yer işte size baştan beri bu yayının içinde, bu yayınlar sırasında sürekli olarak anlatmaya çalıştığım şey. Çankaya, Çankaya, Ezankaya değil, Çankaya. Hristiyan, bunlar Müslüman sevmez. Kötü bunlar. Greenpeace, pis. Pis değil, pis bu. Greenpeace, leş gibi bunlar. Pis, çevreci falan değil. Kafaya bunları yerleştirmek. Ve bu iş öyle bir boyuta geldi ki, bu ülkede bir Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı çıkıp el ele halay çeken insanların zinaya zemin hazırladıklarını söyledi. Şimdi bununla ilgili söylenecek çok şey var bu çapsız adama. Çok şey var. Ama şu soruyu sormak lazım. Şu soruyu sormak lazım. Madem halay çekmek, el ele halk oyunu oynamak bu kadar günahtı. Bu ülkenin en önemli markaları, Türk Hava Yolları, Boğaz Köprüsü tanıtımı, Üçüncü Köprü tanıtımı, AKP'nin kendi tanıtım filmleri. Neden insanlar hep halayda gösteriliyor? El ele Türkiye izliyorlar mesela. Neden? Çünkü onda bir sıkıntı yok. O benden yana. Bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı eğer çıkıp bu adamı bakın görevden almaktan bahsetmiyorum. Bu adamı zaten görevden almak zorundasınız. Ama başka bir yere nakletmeden. Başka bir yere nakletmeden. Gittiği yerdeki çocukların günahı yok çünkü. Gidip aynı sapık zihniyeti orada devam ettirsin diye değil. Bu adamı görevden alıp ve ibret için bu ülkede kardeşliği bozuyor. Kardeşliğin temeline dinamit konuyor denerek yapılamazsa eğer. Biz daha çok duyacağız bunları. Yapılamaz mı? Neden yapılamasın? Dün kabineden sağduyulu, çok uzun süredir sağduyulu bir ses duyduk. Hükümet sözcüsü, başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş çıkıp Özgecan Aslan'ın katil zanlılarının hapishanede bir tanesinin öldürülmesiyle ilgili olarak bu kabul edilemez dedi. Oysa sosyal medyada öyle büyük bir goygoy başlamıştı ki ellerine sağlık, ne güzel yaptın, helal olsun falan filan diye. Ve insanlar bir takım sağduyulu insanlar, bir dakika arkadaşlar, bu bahsettiğiniz cezaevi insanlar suçlu da olsa, suçsuz da olsa ki bizde çok konuyor suçsuz. Bakınız dört tane akademisyen yatıyor orada. Dört tane akademisyen. Ömer, gel kaşıntısın tamam onun arttı zaten farkındayım. Gel Ömer'cim sen. Gel. Çok delikanlısın ya. Çık ortaya bir. Senle burada konuşalım biz bir. Değil, Onur Ünlü ile akraba değilim. Onur Ünlü'den kimi kastettiğinizi bilmiyorum. Gel Ömer'cim. Gel bekliyorum ben seni. Ne kadar delikanlı olduğunu herkes görsün. Ömer, bak bu voleyi sana ithaf ediyorum. Snyder voleysi bu. Gittiğin yerde çok ihtiyacın olacak. Eğer bu yapılamazsa demiştim. Oysa yapılabileceğini gördük. Özgecan Aslan'ın katil zanlısı öldürüldükten sonra hükümet sözcüsü çıkıp bu kabul edilemez dedi. Hakikaten, gerçekten, inanın çok uzun süredir ilk kez sağduyulu bir ses görebilmekten, ses duyabilmekten insan aptallaşıyor. Ben aptallaştım en azından. Ben aptallaştım en azından. Şerefsiz öyle yazılmıyor. Güzel kardeşim, önce yazmayı öğren, ondan sonra. Zıpla. Servisleri geldi bunların. Bak uzun süredir yoklardı ortalıkta. Servisleri geldi. Biz o kadar ayrıştırıldık ki, o kadar saçma bir hale getirildik ki, bu kadar basit bir şeyde gerçeğin söylenmesi mutlu ediyor artık. Çünkü Özgecan Aslan'ın
katil zanlısının öldürülebilmesi için o cezaevine sokulan silah, aynı zamanda unutmayın, Nedim Şener'in karısı görüşe gittiğinde südyeninin telini arayan aynı güvenlikten geçiyor. Birine karşı çıkmazsanız diğerine karşı çıkma şansınız yok sizin. Çünkü o zaman adaleti herkes kendine göre sağlayacak. Ateşli silah cezaevine sokuluyor, biri öldürülüyor orada, biri yaralanıyor. Kim olduğundan bağımsız. Bu yaşananın sonunda hissettiğiniz hikayeyi değiştirmiyor. Bir vicdan rahatlaması. Eyvallah, bunların hepsini biliyorum. Ama insanlar görüşe giderken küçücük çocukların 5 yaşında kız çocuğunu saç tokasını çıkartan adam içeri silah sokulmasına mani olmuyor. Neden? Biz bu soruyu sormayacak mıyız şimdi? O zaman herkes kendi adaletini tesis ederse bu ülkede güçlü olanın adaleti öne çıkmayacak mı? Mutlu mu olacaksınız o zaman? Ben şimdi çok sevindim. Tamam, yarın bir gün bu Malatya Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısındaki zihniyetteki insanlar, bildiğiniz IŞİD'ci bu adam, hiçbir farkı yok, bildiğiniz düz IŞİD'ci bu adam. Bunun bir adım sonrası o. Bu adamın iktidarını perçinlediği anı düşünün lütfen. Hepinizle ilgili aynı şeyi düşündüğü zaman ne hissedeceksiniz? O da böyle sağlayacak belki adaletini. Cezaevlerinde yol geçen anına dönecek ortalık, silah girecek, Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı bizzat uyuşturucu bağımlılarına eroin temin eden adam olacak, içlerinden bazılarına tecavüz edecek ve bu dernek hayatını sürdürecek. 10 yaşında çocukların ırzına geçen insanların bir araya geldiği dernek hala muteber bir yer olarak sayılacak bu ülkede. Geçmişte çok da uzun süre önce değil, 10 sene önce barış savaşçıları olarak adlandırılan, Toktamış Ateş'le birlikte ortaya çıkartılan ve insanlara böyle nimet gibi sunulan Abdurrahman Dilipak çıkıp, bir yalandı orası, Atatürk döneminde eroin serbestti, bakın yalanı, Atatürk döneminde eroin serbestti, devlet de bira dağıtırdı hatta gibi bir yalan, yani resmen kıçından uydurduğu bir yalanla ortaya çıkacak, insanlar bunu destekleyecekler. O zaman ne hissedeceksiniz? Çünkü bahsettiğim tam da güçlünün adaleti işte. O grup daha güçlü şu anda. Her gün 24 saat televizyonlar bunu yayınladığında ne diyeceksiniz? Bir gün gücün size geçmesini mi bekleyeceksiniz? Bu mu? Güç size geçtiğinde intikam mı alacaksınız? Bu adamın, Abdurrahman Dilipak'ın, yani o gün onu pazarlayanlar inşallah görüyordur. Arkasından Atatürkçü dernekler bu adamları toplantılara çağırdılar. Toktamış, rahmetli Toktamış Hoca maalesef bu adamı hayatımızın kalbine soktu. Atatürkçü dernekler bu herifi toplantılarına çağırdılar. Biz uzlaşabiliriz, barışabiliriz falan der gibi. Hani o Yeni Şafak'ın başlattığı kampanya vardı ya 7 Haziran seçimlerinden sonra. Tamam ya, çok oy aldınız. Hadi sarılalım, öpüşelim, unutalım. Hatırlıyor musunuz? Burada konuşmuştuk. Sarılalım unutalım, oldu bir şeyler ama aman ölümlü dünya. İşte o noktaya geldik. Metrekareye düşen, kişi başına düşen yalan sayısı o kadar arttı ki gerçekleri unutuyoruz artık. Gerçekleri çıkıp medya söylemediği için de bütün bunlar geride kalıyor, unutuluyor. Cehaletle imtihan ediliyoruz şu anda. Çok ciddi söylüyorum. Artık Türkiye'de cehaletle bir imtihan var, cehaletle bir test yaşıyoruz. Kara cahillerin elinde, kanaat önderi olarak, eğitmen olarak, televizyoncu olarak, adı hakikaten sığdıramıyorum içime ama maalesef gazeteci olarak, kara cahillerin elinde oyuncak olmuş durumdayız. O zaman yapacağımız hikaye şu, kişi başına düşen yalan sayısı bu kadar artmışken, gerçeğin üzerine biz gideceğiz. Ama bunu yapabilmek için karşıdaki insana küfretmemek, hakaret etmemek gerekiyor. Çünkü siz küfrettiğiniz zaman bu demin gelenler var ya, onlar geliyor işte. Çünkü onlar biliyorlar ki küfrettikleri zaman arkalarına geçecek güçlü bir destek var zaten. Ama bizim yok. O zaman o insanlara biz derdimizi anlatacağız. 3 kişi, 5 kişi fark etmez. 1 kişi, belki 100 kişi, belki 1000 kişi olacak o. Ama anlatacağız. Bıkmadan, ısrarla anlatacağız.
Dahil tabii, gayri safi milli hasıla dahil. Siz inanıyor musunuz? Hani Yalçın'ın alanına girmek istemem ama Türkiye %4 büyüyor. İşsizlik de büyüyor bu arada. Kimin cebine büyüyoruz biz? Büyüyoruz da hani aradan çıkıp tamam kardeşim ben çıkıyorum bu oyundan, gayri safi milli hasıladan benim payıma düşeni verin, ben bir sene gözükmeyeceğim diyebiliyor musunuz? Yok. Bütün dünyada petrol fiyatları düşüyor. Dün gece 12 itibariyle, yani 00 itibariyle bu sabah 7 ile 8 kuruş arasında benzine de motorine de zam geldi. Adam burada ya, geldi. Yürüyen merdivenle indirdik daha dün. Sorsak ya. Hacı sen ne yaptın? Petrolün fiyatı düştü. Sorsak ya mesela onu gördüğümüzde. Bak yanında seni karşılayan arkadaşlar dün akşam bize 7-8 kuruş geçirdiler. Nasıl oluyor bir anlatsana desek ki, ya sahibi o. Sahibi o, o üretiyor. Bu yalana karşı, bu yalanlara karşı bizim elimizde tek tek çare var. Bir tane, başkası yok. Konuşacağız arkadaşlar, konuşacağız. Bunu hiç küçümsemeyeceğiz bir kere. Bunu hiç küçümsemeyeceğiz. Gerçeği ne kadar fazla dillendirirsek destekçisi o kadar artacak, emin olun. Konuşmasanız dövmüyorlar mı Sevim Hanım? Dün Beşiktaş stadının önündeki insanlar ne yapıyordu? Adam maça gitmiş ya. İki elinde iki çocuk var. İki elinde iki çocuk var. Biri 5 yaşında, biri 7 yaşında. Çocuklar ağlıyor, gaz yemişler çünkü. Babaları boş boş bakıyor. Çünkü adam anlatamayacak o çocuklara. Biz maça geldik. Yani maç izleyeceğiz biz, başka bir şeyimiz yok. Niye biliyor musunuz? Orada toplanan insanların hepsine, bu demin anlattığım kadın var ya, onun gibi kadınlar yalan söyleyerek, bak New York savcısı da destek attı bunlara. Gezideyken pizza dağıttı. Utanmasa bunu söyleyecek ya. Dün akşam itibariyle sosyal medyadan hakikaten kendisiyle dalga geçtim. Bakın dönüş yapamıyor. Yani Barara'nın, sosyal medyada zeki insanlar şöyle capsler hazırlamışlar. Capsler hazırlamışlar. Akaretlerden aşağı inmeyin, o yolda Toma var. Barara'nın çakma hesabından böyle bir şey patlatmışlar. Kendisine bunu yolladım ve dedim ki aslında Prit Barara Bağcılar bebesi. Soyadı da Bağcılar Ara. Çünkü buna da inanacak bu kadın. Gerçekten inanacak. Birinin söylemesi yeter. Birinin söylemesi inanılacak, inan demesi yeter. Canhıraş şekilde savunacak ondan sonra nasıl olsa. Savunmadı mı? Bahsettiğimiz zeka İnönü Meydan Muharebesi'ne, İsmet İnönü kazandığı için o savaşı, onun adının verildiğini düşünen bir insan. Onun için işte çok yakında da çıkıp Kabataş'ta yere düşürülen o üzeri çıplak 50 erkek var ya, onların aralarında en önde bu kadının üstüne işeyen bu adamdı, ben gördüm de diyebilir. Bir sakıncası yok ki. Salla yalanı. Nasıl olsa güç sende. Nasıl olsa güç sende. Kafa yokla alakası yok. Nasıl olsa güç sende. Sorgulamayacak kimse. Hiç kimse bir şey sormayacak. Zedefe hikayesini göreceğiz. Gazetede devamı var çünkü bugün. Ama dünkü tahlilimiz sanırım doğru. Sanırım doğru. Bu Mevlüt'ün ayağı kayar. Çünkü Mevlüt haddinden fazla meşhur oldu. Gazetecilikteki pirimiz, üstadımız, önderimiz Ergun Diler bence bundan biraz rahatsız olmuş durumda. Acayip bir yazı yazmış. Acayip bir yazı. Kafa yine 3 milyon, ne dediğini tam anlamadım ama beraber çözmeye çalışacağız. O zaman görürüz. Bunca yalanın arasında ne olur küçümsemeyin. Bizim yapmamız gereken ısrarla vazgeçmeden konuşmak, anlatmak. Vazgeçmeden, hakaret etmeden, küfretmeden anlatmak. Çünkü biz anlatarak bu adamları ikna edeceğiz, göreceksiniz. Belki üçünü beşini ama içlerinden bazıları çıkıp diyecek ki yalan söylüyor bunlar ya. Bunlar yalan söylüyor. Evet, cehaletle bir imtihan yaşıyoruz şu anda. Doğrudur. Türkiye'nin cehaletle imtihanı var. Yani yöneticisinden başlayarak eğitmenine kadar bir seviyesizlik, bir ne diyelim, cehalet, çapsızlık. Biz konuşacağız. Ne demek, kim anlatacağız? Herkese anlatacağız. Herkese anlatacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz ama hakaret etmeyeceğiz. Karşındaki adama bidon kafalı demeden anlatmayı öğreneceğiz. Göbeğini kaşıyan adam demeden anlatmayı öğreneceğiz. Çünkü onlar anlayacaklar, hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. En çok, evet Zeynep Hanım'ın dediği doğru, en çok çocuklara, gençlere anlatacaksınız.
Anlatacağız. Vazgeçmeyecek bu insanlar. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için, ama en çok değer verip dinlediğiniz için, görüşlerinizi paylaşmaya değer bulduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayını bir 10 dakika kadar sonra ya da yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Ben de bir 10 dakika sonra burada olacağım. Gazetelerde bugün taklada doruk var. Hakikaten taklada doruk var. Öyle bir dönmüşler ki fırıl fırıl, fırıl fırıl. Hani hiçbir yere sığdırılamayan bir Suudi Arabistan kralı var mesela. Adam Mısır'dan geliyor, boru gibi. Biz daha bundan 6 ay öncesine kadar Mısır'daki lidere darbeci Sisi, faşist Sisi falan diyorduk. Şimdi muhtemeldir ki bir öpüşelim barışalım durumları olmak zorunda. Parayı veren abi öyle istiyor çünkü. Bakacağız, göreceğiz neler olup neler bittiğini. Eğmeden bükmeden konuşacağız gazetelerin yazdıklarını da yazamadıklarını da. Hep beraber yapacağız bunu. Çünkü biz birlikte olduğumuz zaman bu kadar yalanın arasından sıyrılma şansımız var. Çünkü biz derdimizi anlatırız. Biz kimseye hakaret etmeden, küfretmeden derdimizi anlatırız. Yalanı da yüze vururuz. Hiç sorun değil. Beceririz bunu. Ama bunun için bir araya gelmek zorundayız. Sağ ol sevgili sunucum. Bir araya gelmek zorundayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Eğer uygunsanız 10 dakika sonraki yayına. Değilseniz ölmez de sağ kalırsam yarın sabah 9'da ben buradayım. O yayına bekliyorum. Oturup konuşmak üzere. Biz konuşmazsak bu abuk adamların söyledikleri gerçekmiş gibi duyulacak. Aman gözünüzü seveyim. Bir araya gelelim de derdimizi anlatalım. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.